Şimdi bu bölümde Aralık 2013 hükümete hedef alan FETÖ operasyonları, yargı operasyonları var biliyorsunuz. Tabi burada yolsuzluk, rüşvet, her şey diz boyu. Ama bunların birleştirilerek hükümeti devirecek, başbakanı tutuklayacak sayıya çıkarılması bana göre bir darbe girişimidir. Çünkü her suçun ayrı ayrı soruşturulması lazım. Herkesinin aldığı rüşvetin yüz kızartılı suç anlamında soruşturulması, yargılanması lazım. Ama FETÖ ihanet çetesi bunu biriktirerek bütün hükümeti, dört bakanı ve başbakanı hedef alacak şekilde bir darbe girişimine çevirmiştir. O dönemde meclisin aldığı kararlar, hükümetin dik duruşu sayesinde FETÖ darbesi atlatılmıştır. Daha sonra askerdeki yapılanmasına karşı alınacak tedbirlerde geç kalındığı için, biz de oradan tasfiye edildiğimiz için, çünkü binlerce cumhuriyetçi, Atatürkçü, demokrat asker, subay, general, amiral oradan tasfiye edildi. Hatta bu Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk, bunlar darbe davası olmasına rağmen sanıkların çoğunluğu denizciydi. Çünkü sanıkların isimlerini yazan FETÖ değil, Amerikan istihbarat örgütleriydi. Kendilerine sorun çıkan, işte Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de milli yerli duruş sergileyen bütün askerleri bu listelere yazarak ne yazık ki kendi ordusuna Beşiktaş'ta tuzak kuran, Beşiktaş'ta kumpas kuran bir devlet hayatını, bir yargıyı Türk milleti yaşadı. Ve ülkenin genelkurmay başkanı da terörist olmakla suçlandı. 26 yıl, 26 ay hapiste kaldı yani. İnanılacak gibi değil. Sonuçta bunlar güçlenmeye devam etti. Boşaltılan, bizim tasfiyemizden boşalan kritik görevlere FETÖ'cüler terfi ettirilerek yerleştirildi. Tabii bunlar darbe yapacak güçleri yoktu ama silahlı kuvvetlerde personel, insan kaynakları yönetimi, askeri yargı ve askeri istihbaratta yapılandıkları için olduklarının 10 katı 20 katı güçlü gözüküyorlardı. Çünkü kritik görevlerin seçimleri burada oluyor. 15 Temmuz'da MIT'in çalışmalarıyla 652 kişilik bir FETÖ listesi silahlı kuvvetler için hazırlandı. Ve bunların Ağustos 2016'da yaş kararıyla atılması planlandı. Bunu gören FETÖ'cüler işte biz zaten tutuklanacağız, yargılanacağız. Dolayısıyla tutuklanıp yargılanmak yerine bir darbe girişiminde bulunalım. Başarırsak Türkiye'yi biz yönetiriz, bu suçlardan da kurtuluruz gibi Amerika'nın da istihbarat örgütlerinde onayını aldılar. Ve bu darbe girişiminde iki kritik nokta var. Bunlardan birincisi, Sayın Cumhurbaşkanlığı işte Marmaris'i ele geçirip kan dökülmesin, darbecilerin dediklerini yapın, kardeş kanı akmasın dedirtebilselerdi. Ele geçirebilse veya dönemin Genelkurmay Başkanı'nı ikna edip tehditle veya korkutarak darbenin başına geçirselerdi. Tabii biz 15 Temmuz'da çok daha fazla kan dökmek, kardeş kanı dökmek, daha fazla şehit ve gazi vermek zorunda kalabilirdik. Ama biraz önce de söylediğim gibi kumpas davalarında bizim dünyaya, millete anlattığımız FETÖ gerçeği, milletimizin sokaklara dökülmesinde, FETÖ'ye karşı demokrasiye ve iradesine sahip çıkmasında, tabii Cumhurbaşkanı'nın da çağrısıyla 15 Temmuz ihanetinin başarısız kılınmasında temel adımlar oldu. Tabii önümüzdeki dönemde mecliste darbe komisyonu kuruldu biliyorsunuz. Benzer ihanetlerin yaşanmaması için Türkiye'nin liyakat esasına dayalı, tarikat, cemaat yapılanmalarının takip edildiği, devlet için tehdit görüldüğü, istihbarat birimlerinin bunların devlete sızmasında, devlette güç elde etmesine engel olduğu bir devlet yapısıyla ancak kavuşabiliriz. Yani demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkelerini koruyarak Türkiye'yi bu tür ihanetlerden koruyabiliriz. Bu tür mağduriyetlerin yaşanmasına engel olabiliriz. O açıdan bir dönem, yani en azından 2007-2014 döneminde ortaklık yapmış, paralel devlet olarak FETÖ'cülere güç vermiş, hakim savcı yapmış bir iktidarın bazı özellikle siyasi ayağıyla ilgili yaptığımız girişimleri başarısız kılması aslında ciddi bir FETÖ ile mücadele
yapılmadığının en temel göstergesi. Çünkü ortaklık döneminin 2007-2014 döneminin sorgulanmasını, yargılanmasını istemiyorlar. Hatta miladı getirip Aralık 2013'e dayıyorlar. Ondan önceki suçları, bizim yaşadığımız mağduriyetleri, bir ülkenin genelkurmay başkanının tutuklanmasını yok sayıyorlar. Ama hukukta böyle bir milat yoktur. Mutlaka suç işleyen elinde gecinde Türk adaletine, Türk milleti adına yargılama yapan Türk adaletine işlediği suçların hesabını verecektir. Bundan kimse kaçamaz.